İlk kısımda gerçekten çok büyük dostluklar kattı. Yani o ilk bir ayın katkısı olarak da diyemem ama şu anda hala bu insanlarla görüşüyoruz. Yani bu şey büyük bir dostluğun, büyük bir aile olmanın aslında önünü açtı. Ve aslında şöyle bir artısı da var. O 40 kişi, 50 kişi neyse X, Y, Z beraber başladığınız insanların hepsi farklı departmanlarda işe başlıyorlar. Ve şirketin aslında her yerinde arkadaşlarınız oluyor. Ve işlerinizi aslında yürütmeniz biraz daha rahatlaşıyor. Bu da böyle görünmeyen artılarından bir tanesi. Büyük dostluklar kazandırdı bu süreç. İlk rotasyonumda 6 ay gibi bir süre içerisinde güzel bir proje çıkartmayı başardım. Ve orada aslında hızlı çalışmanın, güven ortamını sağlamanın hem bunun yöneticinize verdiğiniz güven hem yöneticinizin size verdiği güveni arkanıza alarak büyük şeylerin başarılabildiğini gördüm aslında. Burada bu speed attitude'unu kazandığıma inanıyorum o 6 aylık süreçte. İkincisinde bu partner yönetimi satış tarafında onları merkeze alarak aslında bir takım bir nevi müşterimizdi partnerlarımız bizim. Ve onları aslında merkeze alarak yönetmenin orada ne kadar değerli olduğunu anladım ve burada aslında müşteriyi ortaya koyduğunuzda ve onun ihtiyaçlarını gözettiğinizde neler başarabildiğinizi, ne kadar rahat yönetebildiğinizi, ne kadar güzel şeyler çıkarabildiğinizi kavrama fırsatım oldu. Bu bir seneyi tamamladıktan sonra da devam eden, şu anda da diğer bir senem de doldu aslında. Ama inovasyon segmentinde öğrendiğim şeyler de söylediğim gibi her zaman neler oluyor dünyada, ne yenilikler var, bunları nasıl alabilirim, nasıl kullanabilirim, bu şirkette nasıl getirebilirim, nasıl entegre edebilirim düşünce yapısı ve bunları oluşturmak. Yani şu anda hazır mısın dediğimiz bir dönemde Vodafone olarak. Vodafone Türkiye'nin ilk consumer IoT lansmanını yapıyor olmak gerçekten çok gurur verici. Ve bunu buradaki pozisyonumun bana çizdiği sorumlulukların aslında bir nevi ötesine geçerek neler oluyor, neler bitiyor, müşteriyle neyi buluşturabiliriz diye bakarak ortaya çıkardık. Bu gerçekten yolda benim de çok şey öğrendiğim ve birçok şey kattığım bir süreç oldu. Bunun haricinde diğer ekiplerle dediğim gibi ortak çalışmak, bunun bir gereksinimi olarak da bahsettim ama bunun insanı beslemeye devam ediyor. O insanla da bir şeyler paylaşıyorsunuz, diğeriyle de. Ortak tutkuya koşarak, ortak bir amaca koşarak çok büyük işler başarabiliyorsunuz. Yani burası bir kampüs gibi, bir ev gibi. Yani ben buraya geldiğimde kendimi ya ailemle beraber gibi hissediyorum. Ve bunu aslında ortam olarak bana sağlayan şey Vodafone. Arkadaş olarak da, beraber oturup iş haricinde sohbet olarak da gideyim hani işe niye gidiyorum bugün gibi bir şey olmuyor ve bunu gerçekten buranın sağladığına inanıyorum. Bu da en büyük artlarından, bana kazandırdıklarından bir tanesi.